Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Hocaların çalışma kılavuzu 7. haftada yepyeni bir arkadaşımızla beraberiz. Aslında sizler için yeni, bizim için yeni değil. Bir seneden uzun süredir beraber çalışıyoruz biz Halil hocamla ama ağırlık olarak ortaokul matematiğinde bizlerle beraberdi. Şimdi Raşit hocamız aşırı yoğun ya, hani kendisi çok fazla iş peşinde koşturuyor ya, yoruluyor, o yüzden onu biraz dinlendiriyoruz. Halil hocamızı bu hafta yanımıza aldık. Ama inanın pek de aratmıyor. Onu da söyleyebilirim hocam. Yani çok iyisin demek istiyorum ben burada. Peki 7. haftaya hemen beraberce başlayalım. Nedir 7. haftada? İlk önce üstü sayılardan çalışacağımızı bilin. Sizler 7. haftayı dopdolu çalıştınız, tekrar ettiniz. Bizler ne yapacağız? Sizlere hatırlatma soruları çözeceğiz. Başlayalım mı? Kızdı. Peki ilk sorumuz neymiş? 9 üzeri eksi 1 eksi 4 çarpı 9 üzeri eksi 2, 6 üzeri eksi 1, 2 çarpı 6 üzeri eksi 2. Yani bildiğiniz 4 işlem. Üstü sayıların 4 işlem tarafı da var tabii ki. 9 üzeri eksi 1 nedir efendim? 1 bölü 9 diye alırız. Evet, eksi 4 çarpı 1 bölü 9'un karesi bölü 1 bölü 6 eksi 2 çarpı 1 bölü 6'nın karesi. Yani 1 bölü 9 eksi 4 bölü 81 bölü 1 bölü 6 eksi 2 bölü 36. Şöyle diyebilirim. 1 bölü 18. Çok da bir şey değişti. Şunu 3 ile şunu 9 ile genişletelim. 9 eksi 4 bölü 81 bölü 3 eksi 1 bölü 18. Yani 5 bölü 81 çarpı 18 bölü 2. 9'a böl 2. 9'a böl 9. Doğru mu? 2'ler de giderse yanıt 5 bölü 9 olacaktır. C seçeneği doğru cevap. Devam edelim mi hocam? A sayısı 2 olarak, B sayısı eksi 3 olarak verilmiş. Ne istiyor bizden? A üzeri eksi B, B üzeri eksi A. Şimdi burada özellikle dikkat etmeniz gereken, bakın A'yı 2 olarak vermiş ya. Burada parantezi vermek zorunda değildi A üzeri eksi B derken. Direkt parantezsiz A üzeri eksi B artı B üzeri eksi A deseydi de aynı şeydi. Ne demek istiyorum? Hemen bakalım. A sayısı 2 eksi. B sayısı eksi 3 mü? Evet. Şimdi Halil hocam burada B sayısının eksi 3 olması önemli değil mi? Evet, başında önemli. Eksi var. O yüzden B sayısını parantez içerisinde yazıyorsunuz. Aynen. O parantez içerisinde versin, vermesin. Yine burada B sayısı eksi 3 ama önemli parantez. Evet. Parantez içerisinde yazacaksınız. Eksi 2. Velhasıl kelam 2 üzeri 3 artı... Şunu da şöyle yapalım. 1 bölü eksi 3 üzeri 2. Tamam. Yani 8 artı 1 bölü 9. Payda eşitlediğimizde 72. 73 bölü 9. Yani B şıkkı olacaktır aradığımız sonuç. Şimdi burada bu soru tarzında daha doğrusu bilmeniz gereken en önemli şey ne biliyor musunuz? Öncelikle işareti belirleyin. İşareti belirlemediğiniz takdirde ifadede artı eksi hatası yapacaksınız. İşareti belirlerken de neye dikkat etmeniz gerekiyor? Parantezin dışındaki kuvvet tek mi çift mi? Burada 3 tane yukarıda 2 tane de aşağıda sayı var değil mi? Mesela bakın. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, birinci sayı, ikinci sayı. İlk önce birinciye bakalım. Eksi 2 üzeri bilmem ne. Parantezin dışındaki kuvvet tek mi çift mi? Tek. O zaman bu eksi çıkacak. Çarpı. Eksi 2 üzeri bilmem ne. Parantezin dışındaki kuvvet tek mi çift mi? Çift. Bu artı çıkacak. Asma suratını. Eksi değil. Diğer sayı. Üçüncü sayıya bakıyorum. Zaten artı. Problem yok. 2 üzeri eksi 3 üzeri 3. Şimdi sayı zaten artı olduğu için parantezin dışına bakmıyorum. Evet. Ve bir sonraki soruda da. Ha, şimdi şu artıydı. Evet. Artı 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 eksi. Bütün bunların çarpımı nedir? Eksidir. Negatif. Demek ki sonuç negatif olacak. Şimdi ikilerin kuvvetlerini bakın nasıl yazıyorum. 2 üzeri. Eksi 2 ile 3'ün çarpımı? Eksi 6. 3 ile 4'ün çarpımı artı 12. O zaman buraya artı 12 yazabilirim. Evet. Tabanlar eşitse. Üstler toplanır biliyorsun değil mi bu kuralı? Evet. Güzel. Daha sonra eksi 1 ile 4'ü çarpalım. Eksi 4. Hemen aşağı indiğimizde eksi 3 ile 3'ü çarpın. Eksi 9. Yukarıya nasıl çıkar? Artı. Artı 9. İşi alırken deneme imkanımız olmamış da şu anda deniyorum arkadaşı. Eksi 5 ile eksi 2'nin çarpımı artı 10'dur. Yukarıya nasıl çıkacak? Eksi 10. Eksi 10 olarak çıkacak. Artık siz Raşit'le beraber ekip olur beni. Çıldırırsınız. Eksi 2 üzeri. Şu kaç oldu? Eksi 20. Evet. Artı 21. 1 geldi. Temiz. Artı 1. Temiz 1. O da kaç olacaktır? Eksi 2. Yani E şıkkı. Tamam. Şimdi.
Evet, yeni bir kağıda ihtiyacım var çünkü sıradaki soru biraz uzun sürecek. Gördünüz mü soruyu? 6 bölü 1 eksi 3 üzeri x artı 6 bölü 1 eksi şey eksi 6 bölü 1 eksi 3 üzeri eksi x. Eşittir eksi 15 bölü 2. Tanıdık geldi mi bu soru? Mantıklı, tanıdık. Tanıdık geldi. Son sıralarda bununla alakalı çok yazı geliyor bize. Hocam bunların pratik yöntemi varmış diye. YouTube'da videoyu izledim. Ezber olan yöntemi. Açık söyleyeyim, içim parçalandı. Neden içim parçalandı? Tamam. Çocuklar her zaman için pratik yöntemler peşinde koşarlar. Bunu kabul ediyoruz. Sınav telaşesi şu bu. Ancak bir öğretmen bunu desteklememeli. Bunu sürekli olarak söylüyoruz bizler. Öğretmenler size konuyu öğretmeye çalışmalı. Mantığını öğretmeye çalışmalı. Kaldı ki oradaki ezber yöntemlerden kim bilir kaç tanesi sınavda karşınıza çıkacak. Diyelim ki hepsi çıktı ve sen tıp fakültesine gittin. O kafayla orada neler yapabileceksin? Bilmem demek istediğimi anlatabildim mi? Lütfen bilgiyi tam olarak öğrenmeye çalışın. İnanın bu zor değil. Hiçbir şey sizden daha sizin beyninizden daha karmaşık değil. Siz çok rahat bunları düşünebilir ve uygulayabilirsiniz. Ancak vakit ayırmıyorsunuz. Nedense hep böyle basit olan şeye, kolay ulaşılan şeye meylediyoruz. Bu yanlış. Ve bir öğretmenin dediğim gibi bunu desteklemesi ne yazık ki daha büyük bir yanlış. Her şey dönünce etik değil. Bu biraz çocuğu kandırmak. Kimseyi öğretmeni eleştirdiğimi düşünmeyin lütfen. Bunu şu yüzden söylüyorum özellikle. Arz talep meselesidir. Sizler böyle pratik yöntemler isteyince öğretmenler de ne yazık ki böyle ezber yöntemler sunabiliyorlar sizlere. Aman ha, tekrar uyarıyorum. Nitekim bu soru gördünüz. Oradaki sorunun neredeyse aynısı. Ufacık değişikliklerle. Bu soruyu oradan ezberleyen birçok öğrenci görünce ah 6 diyecekler. Ama cevap şıklarında 6 bile yok. Neden? Çözümü o şekilde değil. Çözümü uzun mu? Hayır. Çözümü normal sırasında ne kadar vakit alması gerekiyorsa o kadar sürede. Ama sizler bunu daha kısa sürede yapabilir misiniz? Bu size bağlı. Eliniz hızlıdır. Tabii. Tak diye çözersiniz. Çok fazla uzatmayayım ve soruya bakalım. Ne diyor? 6 bölü 1 eksi 3 üzeri x. Şimdi normalde böyle bir soruda ne yapması gerekiyor öğrencinin? Payları eşitleyebilir. Payları eşitleyebilir ama ilk önce eksi 15 bölü 2 var burada. İlk evet. Önce şunu üstel olarak evet. Yazmanız gerekiyor. Bu neyse. Ne oldu? 1 bölü 3 üzeri x evet. Olacaktır değil mi? Payda eşitlersek 6 bölü 1 eksi 3 üzeri x eksi 6 bölü 3 üzeri x eksi 1 bölü 3 üzeri x. Devam edelim. Niye öyle yukarıya doğru gidiyor? İlkokul sıralarındayken yazardık ya. İlkokul yıllarındayken tahtaya yazı yazdığımızda böyle giderdik. Gene aynen öyle oldu şu anda. 6 bölü 1 eksi 3 üzeri x eksi. Ters çevirip çarptığımızda 6 bölü 3 üzeri x eksi 1 olacaktır. Eksi 15 bölü 2. 3 üzeri x yukarı çıkmayacak. O da yukarı çıkacak. Gördüğünüz gibi Raşit Hoca'dan daha dikkatli. Peki payda eşitlemek için bunu eksiyle çarpalım. Artı eksi artı mı olacaktır? 6 artı 6 çarpı 3 üzeri x 1 eksi 3 üzeri x eşittir. Eksi 15 bölü 2 diyelim. İşler dışar çarpımı. 12 artı 12 çarpı 3 üzeri x eksi 15 artı 15 çarpı 3 üzeri x. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsak 27 eşittir. 3 çarpı 3 üzeri x. 9 yani x nedir? 2. Yaklaşık 1 dakika kadar sürdü. Dediğim gibi biraz anlatarak hadi 1,5 dakika olsun. Sizler bunu 30-40 saniyede de çözebilirsiniz. Temel mantığına dikkat etmek evet. Koşuluyla. Bu soruyu mesela şıklardan değer vererek yapabilirsiniz. Ama bir öğretmen çocuklara hadi bunu değer vererek yapın dememeli. Öğretmen mantığını öğretmeli. Öğrenci daha sonra sınavda bunu pratik olarak değer vererek de yapabilir. Hani normal yöntemini öğrettikten sonra belki pratik yöntem yine verilebilir. Değer verme yöntemi. Ama ezber yöntem asla ve asla tasvip ettiğimiz bir şey değil. Soru ezberliyorsunuz çünkü. Matematiği de ezberlemiyorsunuz. Hani matematik ezberlense kısmen formül ezberler gibi deriz. Ya, o da... Unutmayın pratik yöntemleri zaten bütün öğretmenler bilir. Size anlatılan pratik yöntemleri. Neden bilirler? Soru hazırlarken bu şekilde hazırlıyoruz biz. Soruyu yazarken o sorunun cevabının kaç çıkacağını biliyoruz zaten. Neden? Aynı şeyle binlerce sefer karşılaşmışız. Ama bu demek değildir ki çocuklar da bu şekilde yapsın. Bizler öğrendiğimiz için yapabiliyoruz. Sizlerin de öğrenmeniz gerekiyor. Çok uzatmayalım ve devam edelim. Klasik bir soru tarzı. A, B, C gerçel sayıları için... Ne demiş? 3 üzeri A 5'e eşit. Evet. Sonra? 5 üzeri B 7. 7 üzeri C'de 9 ise. A, B, C çarpımı yani, kaçtır aynen. Diye soruyor. Şimdi bakın. Kaçtır?
2'dir. Ama nasıl? Gene pratik bir yöntemi var bunun. Evet. Fakat bizim mantığını öğretmemiz gerekiyor değil mi size? 5 3 üzeri a'ya mı eşit? Evet. Şuradaki 5 yerine 3 üzeri a yazalım. Yazalım. 3 üzeri a üzeri b eşittir 7. Evet. Doğru mu? Doğru. Peki 3 üzeri a çarpı b eşittir 7 midir? Hı hı. Peki 7 yerine, özür diliyorum, 7 yerine 9 yerine 7 üzeri c yazabilir miyim? Hı hı. O zaman 9 eşittir ya da 3 üzeri 2 eşittir 7 üzeri c. Bir an nevrim döndü biliyor musun? Yani, 3 eşittir 7 üzeri c bölü 2. Tamam kızma bana. Doğru mu? Doğru. 3 eşittir 7 üzeri c bölü 2. Yazalım burada. 7 üzeri c bölü 2. Üzerinde ne var? A var, b var. 7 üzeri 1'e mi eşit? Hı hı. 7 üzeri a çarpı b çarpı c bölü 2 eşittir 7 üzeri 1'den a ve c çarpımı kaç olacaktır? 2. Bir şey daha aklıma geldi de orada bir an duraksama yaşadım. Ne dedik? Cevabı 2'dir. Gayet basit ama çocuğun bu yöntemi ne yapması gerekiyor? Bilmesi gerekiyor. Biz ne diyoruz? Bu taraftaki üslerin çarpımı bu taraftaki üslerin çarpımına eşittir. Bu şekilde çıkar. Fakat bu yöntemi bilmezseniz eğer ileride farklı bir soru tarzında ki genellikle birbiri cinsinden değeri nedir tarzı şeyler çıkıyor. Terse yatarsanız. Hadi devam edelim. Bir sonraki sorumuz. ÖSYM'nin birkaç sefer sorduğu bir soru tarzı nedir? 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1'i M olarak vermiş. Tamam. Aşağıdaki ifadeyi istiyor. 2 kare farkını çocuk normalde görebilir. A eksi B nedir? Kök A eksi kök B. Ya da A eksi 1 nedir? Kök A eksi 1 çarpı. Kök A artı 1. Şurada niye kök A artı kök B'yi evet, söylemedin? Niye söylemedik ben de. Aynı var. Peki. Mesela 3 eksi 1 var ya hocam. Ben bunu kök 3 eksi 1, kök 3 artı 1 olarak yazabilirim değil yazarız mi? Yani 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1, 3 üzeri 1 bölü 2 artı 1 diyebilir miyiz buna? Evet. Hatırladınız mı bunları? Hatta ve hatta kök 3 eksi 1'i de 4. dereceden kök 3 artı 1, 4. dereceden kök 3 eksi 1 diyebilirsiniz. Evet. Yani 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1, 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1. Neden? Bakın 2 vermiş aşağıda. 3 üzeri 1 bölü 2 artı 1. 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 var. Ben 2'yi 3 eksi 1 olarak düşünebilir miyim? Düşünürüz. 2 kare farkı olarak yazarsam 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1. 3 üzeri 1 bölü 2 artı 1 diyebilir miyim? Deriz. Aşağıda 3 üzeri 1 bölü 2 artı 1 zaten var mı? Hı hı. Aferin mi bana? Aferin. 3 üzeri 1 bölü 2 artı 1'ler gider mi? Gitti. Peki 3 üzeri 1 bölü 2 eksi 1'i ben yine 2 kare farkı olarak... 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1. 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 diye yazabilir miyim? Oldu. 3 üzeri 1 bölü 4 artı 1 aşağıda mı var? Hı hı. Gider mi bunlar? Gitti. Ne kaldı? 3 üzeri 1 bölü 4 eksi 1 kaldı. Ama burada 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1 emeği. Fark etmez onu şey yaparız. Ne yaparız? Açarız. Şöyle yazarız. 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1. Çarpı. 3 üzeri 1 bölü 8 artı 1. Değil tamam, mi? Evet. Aferin sana. 3 üzeri 1 bölü 8 eksi 1 neye eşit? M'ye. M. Bu ne olur? 2 fazlası değil mi? Hı hı. M artı 2 çarpın M kare artı 2M aradığımız sonuç. Peki. Hadi bakalım. Bir diğer soru. Kalemin rengini değiştirsem iyi olacak. Yine benzeri bir soru ama bu soru tarzını daha çok çarpanlara ayırmada görüyoruz. Fakat üslü olarak da ifade edilebiliyor. Hı hı. Şimdi 2 üzeri A eksi 1 bölü 2 üzeri A 5'e eşit verilmemiş mi arkadaşlar? Bizden istediği 16 üzeri A artı 1 bölü 4 üzeri evet. A. Dikkat edin. 16 üzeri A, 4 üzeri A. 1 bölü 4 üzeri A olarak yazılamaz mı? Evet. Bu da 4 üzeri A artı 1 bölü 4 üzeri A. Tamam mı? Evet. Karesine vırsak her iki tarafın. Birincinin karesi. 4 eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. 25 mi? Evet. Şunlar gider mi? Hı hı. Eksi 2'yi at diğer tarafa. 27. 20 pardon 4 üzeri A eşittir. 27 olacaktır. Anlaştık mı? Çok güzel oldu. Çok güzel. Sen ama hiç ara sıra uyuman lazım. Çocuklar öyle alışkın söyleyeyim ben sana. Çocuklar seni böyle pür dikkat görünce sevmezler. Diyecekler. Raş da uyuyorsun. Ne güzel uyuyordu. Bir de sağa sola ilgilenmen lazım. Öyle mi? Peki. Evet. Devam edelim diğer soruya. Yine üslü sayılarda şöyle bir kural vardı. Karşılıklı olarak üsler eşitse tabanlar eşittir. Hı hı. Mesela 7 üzeri 3
A üzeri 3 ise A kaçtır? 7'dir. Ama üstler çiftse o zaman özel bir durum var. A sayısı burada eksi 7 de olabilir, artı 7 de. Şimdi x kare artı 4, x artı 4 nedir hocam? X artı 2'nin parantez karesi. X artı 2'nin karesi. Bir de üzerinde 7 var. O zaman x artı 2'nin 14. kuvveti. 5. Diğer taraftan da 2x artı 5'in mi 14. kuvveti? Hı hı. O zaman çift kuvvet oldu. Yani. Mıdıldak x artı 2, mıdıldak 2x artı 5 diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü işaret çizit olabilirler ama mutlak değerce birbirlerine ne olmak zorunda var? Eşit olmak zorunda var. Birinci olarak her ikisi de aynen çıkartılabilir. X'i bu tarafa atalım. 5'i bu tarafa. Eksi 3. İkinci olarak bu aynen kalsın. Bunu eksiyle çarpalım. Bu 3x. Bu eksi 7. X buradan ne çıkacaktır? Eksi 7 bölü 3. Bizden istediği bu ikisinin toplamı eksi 7 bölü 3. 7'dın mı? Çok. Eksi 3. Eksi 16 bölü 3. O da D şıkkı olacak. Şunu ters geçebilirim. Yeni kağıt aldık biz. Bu tersi değil. Evet. Bir diğer soru. 2 üzeri A 5'e eşitmiş. Buna göre 8 üzeri A artı 2 üzeri A artı 1. Aslında çok da zor bir soru değil. Ha bu arada 101'lerin son serisinde. Anam ne sorular. Üstü sayılardan çok hoş sorular var. Biraz orijinal olarak hazırlandı. 101'lerin son serisi, son yayınlanacak olan serisine özellikle dikkat buyurunuz. Bunu söylüyorum size. Peki. 2 üzeri A 5'e eşitmiş. 8 üzeri A ve 2 üzeri A artı 1'in toplamını soruyor. Bir kere 8 üzeri A demek 2 üzeri 3'ün A'ncı kuvveti. 2 üzeri A artı 1. Evet. Bakınız şu x'i yer değiştirebilir biliyor musunuz? Çok rahat. Çok rahat diyor ya. 2 üzeri A'nın 3. kuvveti. Çok rahat. 2 üzeri A çarpı 2 üzeri 1 mi? Evet. 2 üzeri A kaça eşitmiş? 5. 5'in küptürü. Hı hı. 5 çarpı. Çok kolay çıktı valla. 125. 10 daha. 135. Aradığımız temiz cevap Bursa. B. Son soru. A sayısı 8 üzeri 12. B sayısı 5 üzeri 16. C sayısı 3 üzeri 24. Bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Tamam. Mesela ben A ile C'yi çok rahat sıralayabilirim. 12, neden? Ama sus be. A eşittir 8 üzeri 12. Alışacaksın. C eşittir 3 üzeri 24 ya. 3 üzeri 2'nin 12. kuvveti. Yani 9 üzeri 12. Bak, hı hı, ne kadar kolay. C mi büyük A mı? A büyük. C büyüktür A. Tamam mı? Ama B'yi nereye sıkıştıracağım? İşte. Şöyle yapalım mı? Acaba B A'dan büyük mü? Tamam. Bak şimdi Halil hocam. 8 üzeri 12, 5 üzeri 16. EBOB'ları kaç bunların? 4 mü? Hı hı. A'yı 8'in 3. kuvvetinin 4. kuvveti. Evet. B'yi 5'in 4. kuvvetinin işte 4. kuvveti diye ne yapabilirim? Olur. Yazabilirim. Hatta C'yi de aynı şekilde yazalım. Yazalım. Çünkü 4 çok olsa güzel. 6 olacak. 729 yapabilirim. Onu da yazayım. 7'nin, pardon 7 nereden çıktı? 3'ün 6, 4. 4. Evet. kuvveti. Yani 8'in 3. kuvveti 2 üzeri 9'dur. 512 üzeri 4. Evet. 5'in 4. kuvveti 625 üzeri 4. 3'ün 6. kuvveti 9 kere 9, 81. 729 üzeri 4. En büyük C. Sonra B. Sonra A. Aslında şöyle yapacaktım başlangıçta. A ile C'yi kıyaslayayım. B de muhtemelen bunlardan büyük çıkacaktır diye düşündüm. Çıkmadı. Çıkmayınca hemen değiştirip hepsini OBEB'lerinde toparladım. Yani 4'te. 4. kuvvetlerini aldım. O da hangi soruda var? E şıkkında var. Var mı anlaşılmayan bir şey?